Yani bu eve girdiğinizde bu koltuklar kedi idrarı kokuyordu. Şu an nasıl? Bak oturabiliyoruz. Hala kokuyor, deterjan kokusu alamıyorum ben. Ne yapsaydım? Alamıyorum ben. Hayır, ne yapsaydın? Yani iki yarışmacıda deterjanla alakası yok. Deterjanla alakası yok. Sıkıyorlar, siliyorlar. Sıkıyorlar, siliyorlar Kadir Bey. Ne yapalım? Sıkmayacak mıyız? Yani. Yani sıkıyorlar, çok, ne yapalım? Sen çok nasıl deterjan yaptın? Kullanmıyorlar. Sefa Hanım, siz nasıl yaptınız acaba? Benim günüm geldiği zaman pazartesi günü seyrettim. Nasıl yaptığımı. Evet, ama soruyorum sana. Öğrenmek için Sefa Hanım bölümüne davet ediyoruz herkesi. Dört tane eleman yetiştirmiş çırak. Lütfen bakınız. Sen var ya, böyle yaptıkça kaybedersin Naciye'ciğim. Ne yapacağım? Konuşma yani, boş boş konuşuyorsun şu an. Ben konuşuyorum. Evet, boş konuşuyorsun. Gereksiz konuşan sensin. Yani işte gereksiz konuşmuyorum. Kendini haklı çıkartmayacağım ama haklı değilsin benim gözümde. Ne yaptım ben? Koltukları sildim. Bana diyorsun ki süpürmemişsin, silmemişsin, görmedim. Yapmadın, ama ben düzgün bir iş yapmadın. Televizyonu kremlemişsin, kapıları şimdi, kremlememişsin. Şimdi bak, Dilara bile. Hiçbir şey yapmamışsın. Senin evin Dilara'nın evine göre ya. Küçüktü. Senin evin küçüktü. Küçüktü. Anlatabildim mi? Küçüktü. Ama doğru bir Dilara'nın şekilde evi kullandı. Daha büyüktü. Vitrini vardı. Evet. Mutfak dolabı uzundu. Anlatayım zaten mı? Zaten kızın zamanı yetmedi ki. Beni konuşturursan konuşurum. Konuş. Susmam konuşalım. Yani. Hadi başlayalım. Konuşma yani. Şimdi Dilara'yı mı savunuyorsun bugüne Dilara'yı karşı? Dilara'yı savunmuyorum. Heh. Hani daha büyüktü dedim. Burası daha küçük. Kız sakin ol. Yani. Gelecek. Şimdi diyorsun ya Sefacığım, dört tane çırak yetiştirdin. Bak Çağla takıldı orada ya. Takıldı benim mı? Çıraklarım. Beni dinle. Kadir Bey, bağlayabilir miyiz? Maalesef canlı yayın bağlantısı olmadı. Bağlayabilir miyiz? Ben inanıyorum. Evet, yetiştirmiş olabilir. Doğrudur. Yani yanında gelen elemanlara iş öğretmiş olabilir. Oğlunun mesleğine karışamaz. Ben zaten inanmıyorum. Yani sürekli benim yani burada yani sürekli benim çalıştırdığım yanındaki elemanları şey yapmayan konuşma yani. Sefa yok, hiçbirimizi isim beğenmiyor. Yok, isim verme Günah Allah'tan, isim verseydin. Çünkü sizden de onu görüyorum. Sizden de onu görüyorum. Kadir Bey usta. Ben gerçekten Kadir Bey yani. Yani ikisini de beğen. Şu anda onlar temizlik yapmadı bile daha. Bizi kapatın öyle mi? Artık Kadir Bey bugünden beri aynen öyle diyor. Peki Sefa, ver puanını. Ama ben daha konuşacaktım. Bence konuşma. Yani olay pek bir yere varmıyor. Sefa kararından dönmeyecek belli. Bence konuşma. Yok, bence ben bir konuşayım. Bence sen beni konuşma. Bir dinle. Senin banyon temizdi. Dilara'nın banyosu senin banyona zaten daha pisti. Zaten yapmadı ki. Yapmadı o ayrı. Zamanı daha yetmedi pisti, kızın. Yapmadı. Kızın zamanı yetmedi zaten. Yetiştiremediniz yani. Ne yetiştiremedin kızım? Bitti. Ya bir alıyorsunuz. Ya, bu ne ya? Hızlı olun biraz. Hızlı olun. Hızlı ol, pratik ol. Sen hep o zaman edersen. Sana oy, ben sana tutayım. Ne ismin karıştı? Peki Naciye. Naciye 10 verir Sefa, sana. Çevir. Evet buyur, puanını ver Sefa. Senden puan bekliyorum, buyur. Sen puanını ver, ben gene konuşacağım. Seninle Zavala da konuşalım, sıkıntı yok. Şimdi Sefacığım, kıyaslama yapalım mı? Dün Dilara'ya 2 verdin. Evet. Şu anda bana verdiğin 2 verdin ve hiç beğenmedin. O kim tarzında konuştun hatta. Şimdi Dilara koltuk silmedi, beni dinle. Koltuk silmedi. Kapı silmedi. Mutfağın bir kenarında 1,5 saat zaten oyalandı. Biliyorum. Banyosunu zaten yapamadı. Ben koltuk sildim. 2 tane kapı sildim. Çok özür dilerim. Lafını özür kesiyorum. Dileme boşuna lafını çünkü kesiyorum. Lafımı kesme. Mutfağımdaki bütün her yeri sildim. Ve bütün dolaplarımın içlerine ya kadar girdim. Sildim. Lafımı kapaklar, bölme. Kapaklar yağ şeklinde duruyor. Göstereyim mi sana? İlk sabahki göstereyim gibi mi? Göstereyim mi sana? Göster. Göster. Hiçbir tarafı kremlememişsin. Ben temiz olduğu halde her tarafı kremledim kendi günümde. Temizlediniz, her tarafı kremledim. Deterjan eve girdiğinizde her taraf deterjan kokuyordu. Bu ne koku? Ne kokuyor? Şu an deterjan kokusu alamıyorum ben. Sabah hafife. Girdiğinki gibi mi? Daha değişik bir koku kokuyor. Ne kokuyor da? Yani yumurta kırılmışız bugün buralara. Yani deterjanla idrar karıştırıcı kedi idrarı kötü kokmuş olabilir ama deterjanla sildi sonuçta. Kadir Bey, gerçekten. Yani sen hala Dilara ile temizliğini aynı tutuyor musun? Tutuyorum. Tutuyorsun. Şimdi o hiçbir şey büyüktü. Bunun evi küçüktü. İsteseydi Dilara'dan daha temiz yapabilirdi. Peki Sefa çevir hocam. Sefa puanını. Sefa çevir puanını. Evet, puan olarak 2 geldi. Peki koltuklar falan silindi. Onlar nereye gitti? Cam nereye gitti? Yani dediğim gibi Kadir Bey, yine diyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Salonda hiçbir şey yok. Küçük. 2 koltuk, 2 küçük cam. Şimdi bak, salonun küçük olması problemimiz ya değil. Ya bak, 2 koltuk, 2 küçük cam. Naciye buyur. Son kez bir şeyler söyle, toparlayacağım artık. Sen dün bu kız mutfağın altına girmediği halde o kıza 2 verdin ve hiçbir şey yetiştiremedi zaten. Beğenmedim, hiçbir şey. Onun içinde beğenmedi. Yapmadı çünkü beğenmedi. Gerçekten. Ama ben, ya biz lafımı bölme
kanka. Ben yaptığım halde ve koltuk sildiğim halde... Nereye yaptın ya? Nereye yaptın? Görmüyorsun, oturuyorsun temiz yerde. Benim buzdolabıma laf söylediniz dün Kadir Bey. Dilara'nın buzdolabını sildi, senin buzdolabını sildi. Silseydin ne yapacaktın? Ben de bütün mutfak dolaplarını sildim. Silseydin buzdolabını sana 4 verseydim. Ne alakası var ya? Mutfak dolabı sildi. Nereyi sildi Kadir Bey? Altı sildi işte mutfak dolaplarını. Altını üstünü sildi. Nereyi sildi? Üste çıkın, dolabın üstüne çıkın. Yağlar duruyor. Alta girin, yağlar duruyor. Lekeler canım duruyor. Onlar leke leke. Çıkmayan leke onlar. Nasıl çıkmıyor? Gösterin siz çıkıp baktınız mı mutfak dolabının üstüne? Mutfak yoruyor yani. Dolabın üstüne yağ lekesi yok mu? Var. Görmediniz. Sen şu anda sadece konuşmak için konuşuyorsun ve hakkıma giriyorsun. Ben bunu gerçekten kabul etmiyorum. Etme. Hakkıma giriyorsun. Etme. Kız hiçbir beğenmedim. Şey yapmadığı halde zaten beğenmedim. İki vermişsin bana, ya iki veremezsin. Beğenmemiş olabilirsin. Bir iki puan kırabilirsin ama. Kadir Bey yani... gerçekten bak, gerçekten açık ve net söylüyorum. Hiçbir şekilde, istediğim bir şekilde ev göremedim ben burada. Temizlik işi benim işimse, yani ben burada temizlik bir iş göremiyorum. Gerçekten ben bu yarışmaya girdim, karşımdaki rakiplerimin bana üstün olmasını isterdim. Şu anda hiçbiriniz kendini üstün görmüyorsun. Görmüyorum. Bir bak bakayım bana. Görmüyorum. Ben de görmüyorum. İstediğin kadar görme. En azından senin kadar gereksiz yorum da yapmıyorum. Gereksiz konuşmuyorum da. İstediğin kadar ama... konuş. İstediğin kadar konuşabilirsin. Ne? Konuşacağım tabii ki de. Beni ben zaten bölemezsin ki sen. Kadir Bey, ben konuşmak istemiyorum. Konuşma zaten, beni dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim. Naciye, toplamda 12 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Evet, yine gergin bir finaldi. Puanlar kimi zaman tatmin etti, kimi zaman tatmin etmedi. Yorumlar ister istemez bazen sinir bozabiliyor. Naciye de yoruldu bugün ister istemez. Belli de bir amacı var programa katılmasının. Ve o yüzden de biraz daha gergin ve hırçın. Çünkü buradan alacağı parayla oğluna bakıyor şu anda. Ve onun ihtiyaçlarını giderecek. Yani onun için bir anne olarak çırpındı bugün temizliğini yaparken. Tabii ki temizliğe puan veriyoruz. Herkesin kendi özel ihtiyaçları var 10 bin lira için. Bir hayal peşindeler. Ama işte burada bazen bir puanlar o hayali engel oluyor. Yani o bir puan büyük finalde bir puan farklı 10 bin lirayı kaçırabiliyorsunuz. Naci şu anda 12 puandasın. 12 puan da kötü bir puan değil. Eline koluna sağlık öncelikle. Salona gelmek istiyorum. Evinin küçük olması senin problemin değil ama kedili bir evdi. Yani kirli bir evdi. Kokan bir evdi. Koltuklarını süpürdün, sildin. Bu güzel bir şey. Koltukları süpürüp silmek, onlara vakit ayırmak. Sadece elinin bir tık daha hızlı olmasını isterdim. Yani sildin ama böyle biraz aheste, ağır ağır sildin. Çünkü geride daha yağlı bir mutfak bizi bekliyordu. Salonda elini değdirmediğin hiçbir yer kalmadı. Televizyonları da sildin, alttaki üniteleri de sildin. Mutfağa geldiğimizde ise mutfak dolabının üstünde gereksiz çok uzun oyalandın. Mutfak dolapların parlak laki olduğu için yağı ve kiri hani terlediğinde hemen verebilecek eski tarz bir dolap değildi. Evet işleri kalabalıydı, kalabalıktı, mutfak da dardı ama mutfak dolabının üstünde çok uzun saatler kaldın. Aspiratör. Evet yani o senin için çok gereksiz bir süreydi. Peteğine de girebilirdin öyle bir mutfakta. Yani onu da temizlemeni beklerdim. Elinden geleni yaptın. Banyoya ise çok az bir süre kaldığı için 12 dakikada tüm enerjini banyoya verdin. En azından her yere eline değdirdin. Evet eksikler var mı? Var. Ama geri kalan iki günde bundan daha iyi temizlik yapmanızı bekliyorum. Çünkü gün geçtikçe 10 bin liraya daha da çok yaklaşıyorsunuz. Puanlar daha da çok kısılıyor. Herkes her detaya bakıyor. Sizden ricam daha iyi bir temizlik bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.